Merhabalar arkadaşlar. Sürüngenlerimiz için 4 katlı bir teraryum yaptım. Teraryumu bitirdik. Bunun aşamalarının videolarını çekmiştim. Yalnız telefonum bozulduğu için birçok video çöp oldu. Bunun bazı aşamalarını, videolarını kurtarabildim. Geçelim bunun yapılışının kurtarabildiğim kadar videolarını gösterelim. Sonra bitişte bunun tam anlamıyla neler yaptık, onların açıklamasını yapalım. Teraryumun dış boyasını bitirdim. Şöyle siyah rengi tercih ettim. Şurada gördüğünüz gibi dışını falan bitirdim, boyamasını. Şöyle bir şartel taktım. Ondan sonra açacağım zaman şu şartellerden tek tek istediğimi açarım. İstediğimi kapatırım. Hem de elektrik kontağında bir sıkıntı, bir arıza olduğu zaman bu şarteller zaten atıyor. Onun için şartel bayağı bir kullanışlı. Yani teraryumu daha çok bir kalite katacak. Hem sakatlıkların önüne geçmiş oluruz. Bir temassızlık olduğu zaman oradan şartları atacak. Şöyle bir tanesine termostat taktım. Hepsine termostat takacağım. Şu anda iç dekorasyonuna geçtim. Elektriklerini döşedim. Termostat takacağım yerlere ayarladım. Şöyle bunu bir tripoda takayım. Ondan sonra strafolları yapıştırdığımı göstereyim size. Şöyle arkası şu şekilde taş motifli oldu. Buralar falan boş. Buraları falan takacağım şimdi. Bir de şöyle havalandırma delikleri açtım. Bu gördüğünüz sağlam bir tel. Yani kola kola bozulacak bir tel değil, çelik bir tel. Şöyle etrafına koydum. Bu da mesela şu yan tarafa taktım, yapıştırdım. Bu şekilde üstüne gelecek. Çirkin bir görüntü yapmayacak yani. Şöyle şu üstlerine falan da strafor takacağım. İnşallah bittiği zaman çok güzel bir görüntümüz olacak. İçini bilerek boyamadım çünkü şöyle motifler vereceğim için içini boyamaya gerek yok. Yalnız şunları boyayacağım. Üstüne de güzel bir vernik çekeceğim. İnşallah çok kafamdaki proje olursa çok güzel bir proje olacak. Yani 4 katlı bir yer. Bunun içinde çok rahat güzel canlılar besleyeceğiz. Kameraya bir tripoda takayım, böyle birkaç tanesini yapıştıralım. Evet, şu straforun arkasına bir vurduktan sonra
Bu arada bu arkasında sürdüğüm silikon cam silikonu değil. Bunları montlamak için ayarlamış bir silikon. Bunları çok güzel sağlam bir şekilde tutuyor. Yalnız biraz sert olduğu için Hızlı bir şekilde şey yapamıyoruz. Şu kestiğim şey. Daha çok cam silikonu kullanmaya alıştığım için bu silikon biraz akışkanlığı şey çok sert bir silikon. Bunu sıkarken bileklerim bile ne yoruldu ya. Olmalı bu silikon yetmezse devamını tutkalla yaparım. Ya kusura bakmayın, tek olduğum için kamerayı alıp her yaptığım detayı gösteremiyorum. Ama şu şekilde zaten görüyorsunuz bunu. Evet. Şunu da yapıştırdık mı? Bunları tek tek bastırmak gerekiyor. Silikonu baya bir sert olduğu için arkada baya bir şey bırakıyor. Boşluk bırakıyor. Boşluk kalmaması için böyle tek tek her tarafına böyle sıfıra sıfır yapıştığından emin olmamız lazım. Çünkü boşluk kalmasını istemiyorum. Yarın bir gün mayt oluşmaması için elimden geleni yaptım. Çok fazla da nemli kalmayacak. Zaten bunu biraz daha pratik olduğu için günlük temizlik yapacağım. Günübirlik temizlik yapacağım. Bunun için pek bayt oluşacağını zannetmiyorum. Yani günübirlik temizlik yaptığınız zaman zaten bayt oluşumu olmuyor. Böyle güzel bir dört katlı teraryumumuz oluyor. İnşallah bunlarla çok güzel görüntüler elde edeceğiz. Bu teraryumu yani yapıştırdıklarım bu kadar. Yani komple bunu yapıştırmak, trafolarını şey yapmak çok fazla videoya yer kaplayacağı için zaten basit şeyleri gördünüz. Kamerayı da yaklaştırayım buraya. Bakın. Zaten buna bir silikon vurdum. Buna göre kesmiştim, ayarlamıştım zaten. Şu şekil. Buna göre bir silikon vurdum buna. Bunu yapıştırdım. Burada zaten kamerada gördünüz nasıl yapıştırdığımı. Yani evin durumu baya bir dağınık. Yani o bir odasının
Bayağı bir dağınık. Ben bunu hızlı bir şekilde bitirmem gerekiyor. Hem çalışıp hem bununla vakit harcadım. Bunları tek tek götürüp kendi elimle marangozhanede kestik. Ustayla birlikte kestik bunları. Tek tek bunları getirdim eve. Bunların montalamalarını yaptım. Tabii montalamalarını videoda görmediniz çünkü annem yardım etti bunu montalarken. Bu bayağı bir büyük. Tek başıma montalayamazdım bunu. Yardımcı lazımdı. Tek tek montaladım bunları. Boyasını yaptım. Elektrik tesisatını yaptım. Şu anda straforları döşüyorum. Boya yaptığım zaman gene videoya ekleme yapacağım. Şu boyalarını yapacağım. Kullanacağım vernik şu arka motiflerin parçasına deneyeceğim. Arka motiflere zarar vermiyorsa üstüne vernik de vuracağım. Daha da sağlam olsun diye. Nemli alanlara şey olsun diye, dayansın diye. Şuralara da vernik vuracağım ama denedikten sonra vuracağım. Eğer denemiyorsa, şey olmuyorsa, dayanıklı değilse verniğe, vernik vurmaktan vazgeçeceğim. Ama muhtemelen dayanır. Ben bunu aldığım yere de sordum. Vernik vurduğun zaman bir sıkıntı yaşamazsın. Daha da sağlam olur. Sadece biraz parlak olur dedi. Ama parlak olması pek de sıkıntı teşkil edeceğini zannetmiyorum. İçine daha da bir güzel bir görsel katacaktır. Boya geçtiğim zaman tekrardan videoya ekleme yapacağım. Evet. Böyle birinci kat. İkinci kat. Üçüncü ve dördüncü kat. Bu videoyu yükledikten sonra bunların sürüngenlerimizi bu teraryuma alacağım. Onun videosu gelecek. Bu arada bunun yapım aşamasındayken agamalarımızın yumurtaları çıktı. Instagram'dan takip edenler görmüştür paylaşımımı. Şöyle cam menteşesi, mobilya menteşesi taktım ben bunlara. Çok sağlam oldu. Bununla bayağı uğraştım. Tüm detaylarını yani her şeyini hesaplayarak yaptım. Şuraya taktığımız şartel. Şarteli takma sebebi elektrik sıkıntıları çok oluyor. Bunların voltajları yüksek olduğu için elektrik sıkıntıları çok yaşıyoruz. Onun için şartel taktım. Bir sorun olursa zaten bu şarteller açıkken bir kundaklama bir şey olduğu zaman şartel atıyor. Bu arada bu termostatlardan aynısına benzer ben yanlışlıkla yanlış voltajlardan bir tanesini almıştım. Şeyi açınca, fişe takınca patladı. Patlarken şarteli attı zaten. Yani o da yani şöyle gördüğünüz gibi her katta termostat var. Yani 3 tane katta var termostat. En üst katta yok. En üst katta termostat olmamasının sebebi şöyle aralarında tel var. Yani bu iki kat bu kat hangi ısıdaysa üst katta hemen hemen ona yakın derecede ısıda olacak. Şöyle açalım bir ışıklı görelim. Şöyle gördüğünüz gibi termostatlarımız da çalışıyor. Evet. Şurası faiz kinkleri koyacağımız yer. Her tarafını torf yapmadım. Şurada şu gördüğünüz nem mağarası. Büyük bir nem mağarası koydum oraya. İkisi rahat rahat girip çıkabilecek orada. Yem kapları. Burası ısınma alanı. Normalde ısınma alanında torfun altına girip ısındıkları için onların ısınma alanına da torf koydum. Yani her detayını düşünerek, hesaplayarak yaptım bunu. Tabii yaptıktan sonra bir sıkıntı mıkıntı çıkar mı, çıkmaz mı onları uzun bir süre sonra göreceğiz. Bu arada bu ısıtıcı lambaların ve UVB lambaların kablolarını en kaliteli kablolardan kullandım ki bu ısı lambası olduğu için pek kaldıramaz. Bunların hepsi şartele bağlandı. Şartele bağladığım kablo da şöyle göstereyim. Bunların içine tek bakır olan kablolar. Yani çok güçlü.
Yani hepsinin bağlandıktan sonra bu prize takılan kablo şöyle 3 diye taktım bunu. Ben bunu normalde 3 diye takmayacağım. Direkt fişe takacağım. Çünkü şu üçlü kablosu da bu kadar lambayı kaldırmadan zarar görebilir. Onun için ben bunu tam fişe takacak şekilde ayarladım. Yani en kaliteli kabloları kullanmak gerekiyor. Çünkü bir sıkıntı yaşamamak için yani daha sonradan bir sıkıntı olur. Sıkıntı olduğu zaman şu trafoları tekrar sökmek zorunda kalırız. Bunun için en kalitelisi hangisi ise onları kullandık. Tek tek sordum. Elektrikçilere sordum. Ona göre ayarladık. Umarım hoşunuza gitmiştir teraryum. Yani bu video pek izlenme amaçlı değil. Bu video kanalımızda kalsın. Bu teraryumu nasıl yaptık? Hangi aşamalardan geçtik? Yaparken gibi bir video olsun istedim. Ve bu arada videoyu bitirmeden önce size bebek agamalarımızı göstereyim. Bu videoda onu da görün. Bebek agamalar için çok güzel bir video da hazırlayacağım inşallah. Evet, bebek agamalarımız burada. Uyku halindelerdi. Onların lambasını açtım. Biraz strese girdiler tabii. Bakın şöyle minnacıklar. Bak, parmağımı koyayım bak, görüyor musunuz? Parmak kadar. Bunların altına altlık koymama sebebim, ben her sabah bunların önüne tartara döküyorum. Yavru bebek tartaraları döküyorum. Küçük. Çünkü tartaraların bebekleri baya küçük olduğu için bunlar da baya küçük. Dubuya falan koysam belki yiyemez. Bebek tartara atıyorum. Küçük yavru arada bir moruyu orada atayım da hamle deli yağlanmasın. Sağlıklı büyüsünler diye. Maşallah iştahları da yerinde. Bunların çok güzel bir anlatımlı videosunu yapacağım. Kuluçka süresi, kuluçkada ne kadar kaldı? Kuluçka ederken yaşadığımız bazı sıkıntılar oldu. Onlardan bahsedeceğim size. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.